Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu bugün ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirecek. Saat 14'te başlayacak toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlık yapacak. Ancak ilgili bakanlıkların temsilcileri de bu kurulda hazır bulunacak. Hangi bakanlıklar onlar? Başta İçişleri, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları toplantıya katılacak. Aynı şekilde Marmara Belediyeler Birliği, TÜBİTAK yetkilileri ve Marmara Denizi'ne komşu illerin valileriyle birlikte üniversiteler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri de toplantıda hazır bulunacaklar. Tabii ki ana gündem maddesi müsilaj, iklim değişiklikle artan sıcaklık ve azot fosfor dengesindeki bozulma nedeniyle bir ara meydana gelen söz konusu doğal afetle ilgili alınacak yeni önlemler, tedbirler masaya yatılacak. Bir yol haritası belirlenecek ve bu yol haritasıyla ilgili alınacak kararlarda kuruldaki üyelerin oy çoğunluğuyla belirlenmiş olacak ve en kısa sürede hayata geçirilecek. Ayda bir defa toplanması bekleniyor kurulun ve gerektiği takdirde alt çalışma grupları oluşturulacak. Toparlamak gerekirse saat 14'te Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde başlayacak olan toplantı sonrası bir basın açıklaması da yapılması bekleniyor. Marmara Denizi'nde işte 4,5 aydır etkili olan müsilajın gemilere de zarar verdiği ortaya çıktı. Özellikle havalandırma sistemlerini tıkayabiliyor müsilaj. Uzmanlar erken uyarı sistemi bulunmayan gemi yetkililerinin dikkatli olması uyarısında bulunuyor. Denizde yaşam döngüsünü bozduğu tespit edilen müsilaj, yüzeyde olduğu kadar tabanda da ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Yapışkan madde gemilerin havalandırma sistemlerinde tıkanmalara yol açıyor. Gemiler soğutma sistemi için su alırken bu soğutma sistemleri üzerinde deniz müsilajı filtre sistemini tıkıyor, kapatıyor. Filtre sistemine ciddi şekilde tıkadığı için, manevra sistemine ciddi zararlar verdiği için bu zaman alıyor. Motorları hararetini artırır, fazla yakıt tüketilmesine neden olur. Özellikle erken uyarı sistemi olmayan gemi yetkililerinin daha dikkat etmesi gerekiyor. Zarara uğramamak için gerekli önlemler alınmalı. Daha temiz ortamdan, daha bir kıyıya yakın değil de orta kısım bölgelerden seyahat etmeleri sağlanabilir. Filtre temizleme işlemi ters akım su sistemiyle yapılmalı. Ters akım su verilerek temizleme işlemi hızlı seri şekilde yapılabilir diyorum. Uzmanlar aynı şekilde müsilajın Marmara Denizi'nden soğutma suyu alan sanayi tesislerinin filtrelerinde de tıkanmaya sebep olabileceği uyarısında bulundu. Marmara Denizi'ndeki işte bu müsilaj sorununa doğal çözümse yolda. Umut veren çalışma İstanbul Üniversitesi'nden geldi. Su Bilimleri Fakültesi'nden bilim insanları